Orhan! Ne yapıyorsun? Şimdilik bir otele yerleşiyorum. Yakında boşanacağımız haberi tüm şehre yayılacaktır. Birlikte yaşamamız da tuhaf görünecektir. Gerçekten bu planın işleyeceğini mi düşünüyorsun? Ya seni reddederse? Ya kabul etmezse evlenmeyi? Biraz zaman alacaktır. Ama er geç kabul edecektir. Merak etme. O kadar vaktin olmayabilir. Ver şunu Seher. Ver dedim. Ya her şeyini kaybettiğini, partiden ihraç edildiğini öğrenirse? Adana'ya bu haberlerin gelmesi an meselesi Orhan. Serap yanına yaklaştırmaz seni. Bunun olmaması için her türlü tedbir aldım ben Seher. Bu plan hiç kafama yatmıyor. Serap seninle evlenmeyi kabul etmeyebilir. Ya da bu işler çok uzun sürebilir. Benim o kadar bekleyecek sabrım yok Orhan. Hem Serap sana umumi vekaletname vermemiş miydi? Verdi ya. Bu durumda bankadaki tüm paraları alıp gidebiliriz. Derhal hemen kızımızın yanına Paris'e gideriz. Buradaki kimse anlamadan biz oraya varmış oluruz. Bir daha da Türkiye'ye dönmeyiz. Böylece ne boşanmamıza ne de bu kadar uzun süre beklememize gerek kalmaz. Hı. Büyük düşünmüyorsun Seher. Neden biraz daha sabredip çoğunu elde etmek varken azıyla yetinelim? Ayrıca dünyada kaçak olarak niye dolaşalım ki? Her şeye kanuni yoldan sahip olmak varken. Bak Seher, iyi bir kumarbaz risk almasını bilir. Merak ediyorum. Serap'la evlenmekte bu kadar kararlı olmanın sebebi iyi bir kumarbaz olmam mı sadece? Yoksa ona gerçekten aşık mı oldun? Saçmalıyorsun sen. Merak etme. Her şey istediğin gibi olacak. Bana güvenmiyorsun değil mi sen? Elbette. Güveniyorum. Ceketimi rica edeyim değil mi? Mersi. Buraya. Nerede kaldın Kemal? Çok merak ettim seni. Bir şey mi oldu? Bizim köyün de içinde bulunduğu arazi satılmış. Öyle mi? Kim satın almış peki? Serap. Serap mı? Tarlalardaki her şeyi söktürüp pamuk ekecekmiş. Köydekiler de ırgatlık yapacakmış. Kabul etmeyen defolup gidecekmiş. Bu kadın iyice zıvanadan çıktı. Peki köylüler bu duruma ne diyor? Anam direnmekte kararlı ama diğerlerinin ne yapacağı belli olmaz. Ben ne yapabilirim senin için? Halde sen istersen bir süre burada kal. Hem sağlığın için böylesi daha uygun. Ben ortalık yatışana kadar köyde anamın yanında kalsam iyi olacak. Peki ne yapmak niyetindesin? Bu meseleyle bizzat ben ilgileneceğim. Ben de o köyde doğdum. O topraklarda büyüdüm. Hiçbir şey yapmadan durup dururken anamın evinden toprağından atılmasına müsaade edemem. Herkesin kendi toprağında ırgatlık etmesine seyirci kalamam. Elbette kalamazsın. Birilerinin o kadına dilediği gibi at koşturamayacağını göstermesi lazım. Git ve ne yapmak gerekiyorsa onu yap. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.